Tekrar günaydın dostlarım. Ay gözlerim falan şu an şişkesin. Yani normal çünkü bu artık 7. günüm. Bir de hani aynı şehirde 7 gün kalmakla 4 şehir gezmek arasında fark oluyor tabii ki. Tatlı bir yere benziyor. Bugün böyle biraz sağlıklı beslenmek istiyorum arkadaşlar. En azından kahvaltıda yani. Böyle bir kafamda granola falan yemek var. Şimdi menüye bakacağım. Aslında avokadoyu çok severim ama şu an çok canım istemedi. Daha böyle daha hafif bir şey istiyorum. Avokado hafif de yani. Daha da hafif. Granola bol. Onu alacağım galiba. 6,5 euro. Bir de kahve söylerim. Bir de buranın cheesecake'i güzel galiba. Ondan da söyleyeceğim. Hafif bir kahvaltı yapayım derken böyle oldu yine. Ama yani cheesecake çok güzel gözüküyordu o yüzden. Granolam geldi. Kahvem de, cappuccino. Çok güzel duruyorlar. Şimdi bunu yiyeceğim, sonra cheesecake'e karar vereceğim. Hemen böyle açgözlük yapmam dedim. Belki doyarım falan ama biraz küçük geldi. Bakalım, belki söylerim. Yiyeceğim şimdi. Önce kahveyi deneyeceğim. Biliyorsunuz iyi kahveye hasret kalmıştım. Çok güzel. Cheesecake almayacağım dostlar çünkü doydum. Abartmak istemiyorum. Her yerde her şeyi yedim zaten. Bir sürü tatlı yedim. Cheesecake de kalsın yani. Hiç olmadı belki tekrar gelirim çok canım isterse. Bu arada San Sebastian cheesecake buradaki. Yani bizim deyimizde San Sebastian cheesecake. Bunlar Basque cheesecake diyor ona. Yani hiç yemediğimiz bir şey de değil. Ama hani burada nasıl onu da merak etmiştim. Gerçi buraya özgü değil, Basque bölgesine özgü. Ama olsun, burada da hazır İspanya'dayken bir denemek istemiştim. Neyse olmadı yani, çok böyle canım çeker, işte açlık hissederim falan filan. Tekrar gelirim bir şey olmaz. Şimdi ben kalkıyorum buradan, Prado Müzesi'ne gideceğim. Prado Müzesi'ne geldim. Dün biletini almıştım ben bunun 15 euroya. Buranın en önemli müzelerinden birisi. Hatta en popüleri, en çok buraya geliyor insanlar. Ama iki tane daha müze var. Onları yazarım. Onlar da çok popüler. Vaktiniz varsa tabii ki onlara da gidebilirsiniz. Ben bir tek bunu görebileceğim şu an. İçeride fotoğraf, video çekmek yasakmış. O yüzden içeriği gösteremeyeceğim. Buradan çıkışta tekrar görüşürüz. Tekrardan selamlar diyorum. Müze çok güzeldi gerçekten. 3 saat geçirmişim orada. Hatta vaktim olsa daha da geçirdim ama gerçekten acayip yoruldum, acıktı ve biraz dışarı çıkmak istedim artık. Yani son günümü farklı bir şeyler yaparak da geçireyim istedim. Hemen bir tane İspanyol omleti yapan, böyle kaydettiğim bir mekan vardı, merak ettim. Oraya geldim. Çok güzel duruyor. Şimdi onu yiyeceğim. Mekanı da göstereyim. Böyle biraz salaşımsı bir mekan yani. Bir tane de vermut aldım. Güzelliğe bakın ya. Müthiş. Müthiş. Şöyle bir kıvam. Yumurtayı böyle benim gibi sıvı sevenler şu an bayıldı buna. Denedim bu arada az önce. Çok güzel. Bu 3,70 euro. Karamelize soğanlı ve keçi peynirli. Zaten ikisini de çok severim. Mükemmel bir kombinasyon. Bunu aldığım adam dedi ki en güzeli bu dedi aralarında. Böyle bir 5-6 seçenek falan var toplamda. Zaten klasik olanı kalmamıştı. Bence çok güzel bir seçim oldu. Parçayı da alıyorum şu şekilde.
target ratio is 1.5. Hayır. Çok güzeldi, çok iyi geldi. Çok açsanız bu arada bir tane doymak zor. Akşam artık otele dönmeden önce böyle bir mekana daha giderim diye düşündüm. Çok lezzetliydi, tavsiye ediyorum burayı yani. Şimdi vermutumu da bitirip kalkacağım. Selam. Şimdi ben yemekten sonra alışverişe geldim. Kendime bu cüzdanı aldım. Kendime hediye. Bir de gerçekten hediye olarak böyle bir laptop kılıfı aldım. Şimdi burada Tax Free bölgesine geldim. Bu AVM'nin içinde. Numaralar gidiyor, ona bakıyorum bir yandan. Burada şimdi belge alacağım. Vergimi geri alabilmek için. Bildiğiniz gibi sonuçta ben burada bir turisti, buranın vatandaşı olmadığım için vergi vermiyorum aldığım ürünlerde. Yani vermemem gerekiyor. Aldığımda vermiş oluyorum. Şimdi geri almak için bir belge almaya geldim buraya. Havaalanında da o belgeyle cash olarak ya da kredi kartıma yatırılacak şekilde vergimi geri alacağım. Şimdi onun için bekliyorum. Bu kağıdı havaalanında vergi alınan bölüme götüreceğim. Orada cash olarak ya da kredi kartına işte nasıl istersem o şekilde vergi iademi geri alabileceğim. Bunu halletmiş olduk. Ne kadar biliyor musunuz? 14 euro kadar bir şey, 13-14 euro geri alacağım. Vallahi Allah bereket versin, gayet iyi yani. Onunla giderim, bir şeyler alırım. Yemek falan yerim onunla. Şimdi bu laptop çantasını hediye paketi yaptıracağım. Ondan sonra buradan çıkacağım artık. Bir süredir dolanıyorum burada. Aldım da iki parça ama yani işte. Bakayım dedim. Her şey ilgi çekici, çok güzel şeyler var bu arada. Bütçesi olan için mükemmel bence. Şimdi tekrar sol meydanına geldim. Ve o yılbaşı günü göremediğim ağacın ışıklı halleri nasıl olacaktı o gün yani, o şekilde şu an görebiliyoruz. O kadar kalabalık ki bugün de burası. Elimde hediyelerim falan filan. Geldim şimdi kalamar ekmek sırasına girdim. Burada meşhur böyle sokak yemeği gibi ekmek arası kalamar. Kızartılmış kalamar. La Campana diye okunuyor galiba. La Campana diye yazılıyor. Orada çok meşhur. Şimdi onun sırasındayım. Sıra uzundu ama hızlı ilerliyor en azından. Herkes alıp alıp gidiyor. O kadar şey ki herkes üst üste. İspanyollar da seviyor üst üste olmayı. Şöyle göstereyim. Böyle ekmek arası kalamar yani. Şöyle marketin önüne geçtim ışık olsun diye. Böyle yani 4 euro tanesi. Kalamar güzel. Böyle yumuşacık. Ekmeği de güzel. Güzel bir sokak yemeği bence. Sade böyle. Hani çok soslu moslu olmayan bir şey olduğu için. Sade düz bir şey. Tam işte bizim Eminönü ya da Karaköy balık ekmeğin Madrid versiyonu. İspanyol versiyonu. Ekmek arası kalamar. Hangisini tercih ederdiniz? Biliyorum çoğunluk balık ekmeği tercih edecek. Tabii ki herkes kendi kültürünü tercih eder yani, çoğu kişi. Ben aslında balık çok sevmem. Kalamarı daha çok severim balıktansa. Ama şimdi tabii kalamar ekmek böyle ekmek arası olunca da biraz kuru kalıyor. Hani balık ekmek o açıdan daha mantıklı bir şey bence. Ama kalamar ekmek de güzeldi. Buradayken kalamar ekmek, İstanbul'dayken balık ekmek. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Size veda etmeden önce churros yemeye geldim. O meşhur churroslar. Şöyle güzelce bir sıra var tabii ki. Beklediğim üzere. Ben bu churro'yu daha önce yemiştim. Önceki gelişimde. Şimdi beklentim çok yüksekti. Çünkü dünyanın en iyi churrosu falan diyorlar. O derece gelmedi bana açıkçası. Çünkü beklentimi aşırı yüksek tuttum. Bir de sonuçta churros'un orijinali bu. Ama bizim ülkemizde daha bir tık daha farklı yapıyor. Daha bizim damak tadımıza göre yapılıyor. Ondan da alışkın olduğum için belki böyle biraz daha farklı gelmiş de olabilir. Mesela çikolatası daha hafif geldi buradakinin. Ben daha tabii biz alışmışız böyle bayağı çikolatayı erit koy churros'un üstüne ya da içine falan. Burada ama daha böyle hafif çikolatası. Ama geleneksel tarz bu şekilde yani. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer ne düşüneceğim, merak ediyorum. Çünkü hatırlamıyorum şu an tadını. Sadece böyle sevdiğimi ama beklentimi çok yükselttiğim için de ha o kadar da değilmiş ya falan dediğimi hatırlıyorum.
Sorun da size bana geliyor. Kapıya yaklaştım en azından. Kapının dibindeyim şu an. Ve öyle bir çikolata kokusu vuruyor ki suratımı anlatamam. Bir an önce almak, yemek, otelime gitmek, bavulumu hazırlamak istiyorum. Paketli alacağım. Burada oturmayacağım yani. Alırım bir yerlerde yerim artık. Size de göstereceğim tabii ki. Şöyle bir içeriği de gösteririm. Bu arada 6 churros ve çikolata 5.90 euro. Fiyatı bu şekilde. Şimdi aldım çıktım. Şu şekilde paket olarak verdiler. Böyle karşıda mekanda görüyorsunuz. Bayağı böyle geniş bir yer bu arada. Burada var işte az önceki yerde var falan. Çikolatası da böyle. Ya bunu bir yerde size göstermek istiyorum ama bir yer bulamadım ya maalesef. Şimdi şöyle bir yer buldum. Hemen burada gösteriyorum. Ben yedim bu arada gerçekten. Özellikle churros'u çok güzel. Çikolatası dediğim gibi hafif. O yüzden böyle çok şey gelmiyor. Böyle abartı bir tadı yok yani. Ama güzel gerçekten. Churros özellikle güzel. Evet dostlar, geldik vlogumuzun sonuna, Madrid vloguna. Bu şekilde bitmiş oldu. Gezdik, gördük, yedik, içtik, bol bol yedik, içtik. Keyifli bir iki gün oldu. Tabii yılbaşı biraz garipti ama olsun. Böyle de değişik bir şey yaşamış oldum. Endülüs de ayrıca keyifliydi. Hatta daha da güzeldi. Onun vlogları da şu an sayfamda inceleyebilirsiniz. Ay valla umarım beğenmişsinizdir vlogu. Gezi planlarınız varsa umarım işinize yarayacak şeyler olmuştur. Umarım sizi sıkmamışımdır. Her türlü iyi kötü yorumunuzu mutlaka yazın. Yorumlarda bekliyorum. Ne tarz içerikler çekmeliyim? Gezilerimde neye odaklanmalıyım? Neleri de görmek istersiniz? Her şeyi yazın. Ne istiyorsanız. Eğer beğendiyseniz de tabii ki abone olmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birçok gezim gelecek diye umuyorum. Ümidimiz o yönde arkadaşlar. Sol meydanına geldim. Burada kapatayım artık. Valiz falan hazırlayacağım. Yarın direkt havaalanına gideceğim zaten. Hiçbir şey yapmadan. Şöyle de son bir göstereyim size. Sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki vloga kadar mutlulukla kalın. Sağlıkla kalın. Yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Bu vlogu attığımda belki geç olmuş olabilir yeni yıl için. Ama olsun, yine de kutluyorum. Bunun geçi erkeni yok yeni yılın. Evet. Görüşürüz diyorum. Bye bye. Bir sonrakilerde görüşürüz.